Şeyma Gelin'in salonu luxury tarz eşyalara ev sahipliği yapıyor. Geniş pencereler koyu renk mobilyalara rağmen salonun ferah olmasını sağlamış. Vizon rengi kanepe, metal ayak, ayna ve drape detaylarına sahip. Aynı modelin siyahını da kullanan gelinimiz berjer tercih etmemiş. Siyah lake televizyon ünitesi ayna detayıyla oturma grubuna çok yakışmış. Düz beyaz tüller ve batik desenli saten fon perde genel konsepte uygun seçimler. Duvarda çıtalama yapılarak iç kısımlarda soyut tablolara yer verilmiş. Siyah tablalı, kristal üçlü sarkıt avize luxury mobilyalar için doğru bir model. Son olarak jüt başlıklı kütük lambaderin salonun tarzıyla alakalı olmadığını belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. O zaman Elif'cim senden başlayalım mı? Başlayalım o zaman. Başlayalım hadi. O zaman. Öncelikle... Öncelikle? Ünite... Konuşayım mı? Konuşayım mı? Konuşayım. Ay, ay Elif sana bayılıyorum. Yiyeceğim. Şimdi yiyeceğim bunu. Başla bakayım. Evet, evet. Tutabilirsem kendimi. Ay Aslı Hanım, şımartılmayı çok seviyorum yalnız ben bu arada. Seni şımartmak istedim ben ya. Çok sağ olun ama ben Şeyma arkadaşımı şımartamayacağım. Ünitesini hiç beğenmedim. Yapma ya. Yani çok siyah, aşırı siyah. Hmm. Hani koltuğun da aşırı siyah. Belki açık ton olsaydı daha odaya bir renk katabilirdim. Onun dışında avizen biraz buraya... Çünkü koltukların şık ya, biraz daha şey kalmış. Ne kalmış? Hafif kalmış buraya bence. Evet. Ay Elif'ciğim çok pardon. Şimdi sana bir şey yapmak istiyorum. Ağzını açarsan bir fotoğraf atabilir miyim? Hayır açamam. Hayır. Neden ama? Onun yerine ben sana yapayım isterdim. Hayır, yok teşekkür ederim. İlk benim aklıma geldi yok, ama. Ben yapmayayım sana canım. Yalnız var ya böyle çok ciddi böyle bir şey söyleyecek gibi. İrem ben de böyle. Bir ağzını açabilir misin ama? Hayır ben ağzımı açacaktım neredeyse. Ciddi bir şey söylüyor. Açayım şunu atmak istedim. Atmak suretiyle bakalım. Açabilecek miyim? Abi bu ses tonuyla ya ilginç iki ses tonu olan gelinim var benim. İzin istiyor ya bir de. Ay bu da hemşire gibi nasıl istiyor? Ay tısını biz onu öyle korku atamıyorum yani. Evet Elif'ciğim. Hatta şey yapayım. Tamam canım. Tıs yaparken atsana. Evet aslında tıs yaparken atabilir miyim? Evet. Atayım. Gözlüğünü. Ama geri iade ederim onu. Buraya basket atabilirsin istersen. Direkt atayım şöyle. Aa, çekti basket sonra. İşte bana böyle. Yerden alın hemen. Alın onu. Yerden alın. Ay çok alın onu. Alın onu. Hani bazısından bazı hareketleri beklersin de sen böyle. Basket atabilirim. Basket indi oradan. Evet. İşte hanım. Çok kibar. Aslı Hanım. Beni rakip oldun benim. Ay teşekkür ederim. Neyse sana bir şey deneyeceğim. Ya gerçekten. Şahsına münhasır gelinler bunlar vallahi billahi. Hep o mu bize böyle şakalar yapacak? Biraz da biz ona şaka yapalım dedik. Ama maalesef kabul etmedi şakamızı. Ben de basket atmayı tercih ettim. O ne öyle zaten? Aç ağzını fındık atacağım. Ben de o zaman evdeki mercimekleri getireyim. Aç ağzını İremciğim de atayım diyeyim. Ya da dur direkt kafasını atayım. Peki evimizi yorumlamaya devam edelim. Şeymacığım sana dönüyorum. Bilgeciğim sen de sonrasında devam et. Bilgeciğim beğenir ki. Her şeyi beğeniyor zaten. Öyle mi? Beğenmişti canım evet. Benim. Ağzımdan çıkacak lafları sana soracak değilim. Beğendim ve beğendim derim. Beğenmedim ama ve beğenmedim ama hiçbir şeyi beğenmesin hayatım. Ben hiçbir şeyi beğenmiyorum. Bak burada bir biraz tezat mı oldu? Evet. Beğeniyor olmasın. Beğeniyor. Olmasa yani beni eleştiren sen nasıl beğeniyor diye nasıl beğenmiyor olacağım? Dilim sürçtü hayatım. Ya? Bilgi arkadaşımız biraz beğeniyor. Ya gerçekten beğeniyor ya gerçekten beğenmiyor ama beğendim diyor. Onun için bir şey diyemiyorum. Belki bunu da beğenir. Bu benim sorunum. Elif Hanım'ın sorunu değil ki. Ona düşmemişti bunu söylemek. Asıl oyunları yarın göreceğiz. Çünkü final. Maskeleri hepsini teker teker düşecek. Tıslarken yanlış oldu biraz. Bana hiç tıslamadın sen. İşte sen iyi niyetlisin ondan. Peki sana bir yallayayım istersen. Elif, bir de senin evinde de her şeyi beğendiğinde niye hiç sesini çıkarmadın? Çünkü benim evim güzeldi hayatım. Bizimkiler yani kötü yani. Hepsinin de beğendiğim yerler oldu. Adaletsizlik yapamam asla. Dur daha yeni geldik buraya. Beğendiğim bir şey yok, var mı salonda? Da. Salonda beğendiğin, çok özür dilerim Şeyma. Salonda beğendiğin bir şey var mı? Koltuklarının modeli çok güzel aslında. Modeli? Ama bunun, evet, bunun onun rengi çok güzel ama bunun siyah oluşunu biraz beğenemedim. Çok hani böyle koyu kaçmış. Bu sence ne bir de çok
Yani bejle krem karışığı gibi bir renk. Vizon. Doğru mu? Şey, evet, vizon. Vizon da anlaşıldı. Beyazın koyusu. Bej. Evet, vizon rengi. Ne diyorsunuz? Yani Aslı Hanım, kızların evinde tabii ki beğendiğim yerler oldu. Zaten beğenmesem iki vermem. Hmm. Bu beğenmiş halim. Allah razı olsun. Allah razı olsun, evet. Deyin, iki vermiş. Evet, Allah razı olsun Elif'cim yani, gerçekten. Gerçekten. Sağ olun ya, kendimi seviyorum bu konuda. Evet. Çok mükemmelim. Mükemmel bir insansın. Eminim çevrendeki herkese çok seviyorum. Duvarlara, taşlara falan vurun maşallah. Evet, evet, maşallah. Evet, aşırı beğenmiş gerçekten evlerimizi. Şeyma'nın evinin de beğendim beğendim dedi ama bir baktık iki vermiş. Ben daha yüksek bekliyordum Elif'ten açıkçası. Artık belki gününü oynamaz diye düşünüyordum ama hala devam. Asıl oyunları yarın göreceğiz. Çünkü Şeyma ve Elif aynı puandalar. Elif'in beğendiği buysa beğenmediğini düşünemiyorum. Henüz kimseye biri vermedi ama bugün açıkçası ondan bir bekliyorum. Evet. Ben genel olarak salonunu beğendim. Koltukların gerçekten çok hoş. Tablolarını da beğendim. Bence perdelerine bir uyum sağlamış ama fonlar sanki biraz odayı daraltmış gibi. Fonlarını çok sevemedim. Yoksa renk uyumu var. Halın da bence gayet uymuş renkler arasında. Televizyon ünitesini de ben beğendim. Boya değildi mi? Çok parlak duruyor da. Yo, değil. Ha, tamam. Genel olarak güzel bir uyum vardı. Ben sevdim salonunu. Teşekkür ederim. Sevmiş bak. Evet. Bugün ne yapıyorsun öyle Elif? Bu ne? Yaptırmışım kendimi aslanım dinlerken. Öyle mi? Bunu mu yapıyorsun? Evet. Bu ne mudrası bu böyle? Parmaklarını döndürmezse linga mudra Aslı Hanım. La havle. La havle. Sabır. Peki. Sabır. O zaman biz yapalım. Bence de. Keşke evet. Ben yapsaydım. Ben direkt şöyle motora bağlardım. Elif'cim. Bir de ben buradaki lambeleri beğenemedim Aslı Hanım. Odan biraz daha hani metaller ağırlıklı ya. Yani şey olarak böyle ahşabımsı değil. Onun için bu buraya olmamış biraz. Evet, onu ben de çok aslında yakıştıramadım. Neyi, lambaderi mi? Evet, evet. Ahşap olması. Evet, başka bir lambader olsaydı çok daha hoş olur. Yani evet. Siyahlı, grili ya da evet. En azından odaya uygun evet. Bir şey olsaydı. Bu hediye falan mı geldi? Aslında öyle oldu, bak, evet. Bak madem hediye geldi, bunu da salonun ortasına evet. Koyayım dedi. Anladım. Uyup uyumamasının önemi yok yani. Ya hediye, yapacak bir şey yok. Anladım. Evet. Ben Elif Hanım'dan izin alarak odayı beğendiğimi söylemek istiyorum. Bana da mı tıs? Çekileyim, bence Şeyma'ya tısla. Evet, evet. Bana niye tıslıyor? Sen de beğendin çünkü. Neyse, tıslamanız bittiyse yoruma geçelim. Odanın uyumunu genel olarak beğendim ama siyah koltuk tozlanıyor. Zor evet, oluyor, zor. Evet. Evet, senin bir de küçük bir kedin var. Evet, ama koltuğumu aldığım sırada kedim yoktu. Aa. O yüzden kendime güvenerek siyah ünite ve siyah koltuk tercih ettim. Evet. Sonradan bir kedim oldu. Kedim de şansı bembeyaz ve çok tüy döküyor. Eyvah. Sürekli elimde süpürgeyle geziyorum orada. Allah kolaylık versin canım. Koltuklarını model olarak beğendim ama çok rahatsız. Gerçekten mi? Evet. Kendimi şu an çektim. Şey, oturunca geri doğru direkt eğiliyorum. İçeri çekiyorsun, bırakıyorum. Evet. Yap bakayım nasıl. Yaz, bakayım Elif. Sana sen söylüyorum yaptın, Elif. Nasıl yani böyle rahatsız? Göstereyim mi Aslı Hanım? Evet, bir göster. Önce güzelliğimi görsünler de. Aman şöyle. Aman sallanmasın güzelliğimden. Aman sakın. Ay. Gerçekten öyle. Ayakları da havada. Kıyamam ya. Ayaklar havada. Dün arkadaşım boyumuzu açmıştı. Doğru çıkmış, doğru. Dur yaslan bakayım. Olmuyor Aslı Hanım. Çok ya. Rahat işte. Yani bilemedim. Elif Hanım koltuğa oturduğunda ayakları havaya kalktı. Boyun biraz kısa olmasından kaynaklanıyor ama gerçekten koltuklar biraz rahatsızdı. O da rahat edemediği için o duruma düştü. Çok komikti. Yok aslanım. Mesela ben böyle kahve içmeye çalışsana. Dur şimdi ay, aslan. Biz veririz sana. Ama sen ver hayatım. Evet. Ben size evet. Tut hatta tamam, ben böyle patron gibi falan hissettim. Evet. Her yerde şu beni harcadın. Şu kafamı kaldıramıyor. Kafasını bile kaldıramıyor. Yani. Bir ay yiyorum. Yudumlayamadım bile kahveni. Ver şimdi kahveni. Sabır mudrası. Sabır ama yaslanarak. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu da güzel oluyor. Bak bunu da güzel oldu. Oluyor. Evet, bunu da güzel oluyormuş. Sen de yaslanamıyor musun Bilgeciğim? Yaslanayım mı? Yaslanırsam çok rahat edeceğim. Oh.
Rahat düşünmek ki benim koltuk benim. Hayır gerçekten. Bir de kalkıp sen oturur musun bir yere arkadaşımız? Neden? Neden? Yani neden? Kendin ortak arıyorsun. İkimiz de kilolu olunca. Otururum. Yok sizi yerim ben. Ama bak kalkıyorum. Lütfen ben kilolu değilim tontonu. Siz bir sarılsanıza birbirinize şöyle. Gel hayatım. Aynı kızıma benziyor. Aynı kızıma. Yerim ben sizi ya. Çok güzel. Aslanım ama ben biraz kaldım. Koltuğun ön kısmı yüksek, arka kısmı içe geçiyordu. Bundan dolayı da oturduğumda çok rahatsız hissettim. Bundan dolayı da onu göstermek istedim. Bence Elif'in boyunda problem var. Koltuklar gayet rahattı. Kullanışlı bir koltuktu. Peki nasıl oturup kahveni içeceksin bu koltukta? Uca otursam çünkü. Uca mı? Evet. Uca oturuyor, beli de açıkta kalıyor ve beli ağrıyor. Evet. Anladım. Zaten çok benim biraz sakıncalı durumlar var belimde. Ancak bu kanepeler şey için. Hani böyle uzanıp televizyon izlemelik, evet, değil mi? Bir de aslan biraz canım. Eşimin de benim de boyumuz uzun ya. Biz gerçekten çok rahat ediyoruz bu koltuklarda. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Kalk ablacığım. Koy altına şu yastığı. Çok sağ olun aslanım. Otur bakayım. Bak bana. Aslanım, Elif az önce belinde problem olduğunu söyledi. Önemli bir şey yoktur inşallah. Yani ben bir sene oluyor aslanım. Seninle muhatap olmuyor şu anda. Yani döndü sen, seni dinledi ve bana döndü. Dön aşkım. Evet. Aslanım, dış sesi takmak istemiyorum çünkü. Dış sesi takma ya. Kafana tokadan başka bir şey zaten takma, evet. Hele bizim dış bir de yüzüme maskeden başka aslanım. Hayır, yüzüme kamlara karşı. Bu lafları. Söyle canım. Bir sene önce düşmüştüm aslanım. Biraz omuriliğimde kırık çıkmıştı o zaman. Ondan dolayı da o ağrı çok yapıyor. Yaslanmadan vesaire oturduğum zaman. Ay versene sen şu yastığını bize. Ay, başka kıyamam. Nerene koyalım anne? Ya yenersiz aslanım. Ay ben de seni. Size tutlayamıyorum ya. Miyavlayasın geliyor size. Bana mı kısmayacağım? Ablaya kıs olur mu? Hayır aslanım işte onları kısıyorum. Size böyle miyavlayasın geliyor resmen. Miyav diyesin geliyor. Miyav. Miyav. Ay. Bak ama gözler kedi. Bakın gözleri. Gerçekten. Gel şöyle yap gözlüğünü. Aa, bu arada şöyle gelmişken aslanım tekrardan. Bak çek. Abisi çek kameraman. Çek bak. Kedi çek göz. Beni kamera. Elim telefonu kopuyor. Sağ sağ kendini. Yalnız bütün ekip gülüyor şu anda. Bütün kızlar. Gerçekten. Bütün ekip gerçekten gülmekten gözlerinden yaş geldi. Gerçekten. Yani aklım aklıma bir replik geldi. Aa, neymiş o replik? Çek beni kamerayı. Nasılmış o replik yapsana ben bilmiyorum gerçekten. Çek beni kameracı çek. Ya söyleyemiyor gülüyor. Aynen gözümden yaş geldi. Evet. Aslı Hanım ben Elif'e güzel bir müzik açayım en iyisi de oynarken biraz enerjisini atsın. Ama hadi. Tek başıma oynamam Aslı Hanım. Kızlar tamam kızlarla kaldı. Oyna. Hem de mottomuz yerine geldi. Evet, hadi. Ay maşallah hep böyle gülün inşallah. İnşallah. Evet önce, şu salonda bir yorumlayayım. Ondan önce Bilge arkadaşımız benim az önce kalan kemikler. Kalan kemikler de gitti diyorsun. Vallahi. Ama yine de yüzün gülüyor ya. Evet. Şifa çok olmuştur. Güzel. Onun vurduğu yerde gül bitti. Hayır ama çok komiksin. Sanırsın aramızda 50 kilo var. 3 kilo falan var.
İki tane çocuğum var ben aslanım. Maşallah. Senin çocuğun kan geldi, can geldiyse evet. Yorumlara devam edelim. Elif Hanım şovuna beni de dahil etti. Kalktık, roman havası oynadık. Gayet de güzel oldu bence. Kaburgam kırıldı dedi ama kaburgasını kıracak bir harekette yaptığımı düşünmüyorum. Kendisinde benden aşağı kalır bir yanı yok. Ortamı şenlendirmek hoşuma gidiyor. Zaten şen şakrak birisiyim. Orada kızları da eğlendirmek istedim. Ben Şeyma'nın salonunu beğendim Aslan Hanım. Tülleri çok şık bir kere. Yani benim tüllerim yanında çok beğendim açıkçası. fonları da çok uymuş koltuklarına. Siyah koltuğuna hele çok yakışmış. Çok güzel bir uyum var siyah gri içerisinde. Tabii fonlarda bir gold tarzı bir şey görüyorum ama pek bağdaşmadı gibi geldim ama evet. Genel havası çok güzel ama böyle bir ferahlatıcı bir salonu var. Beğendim diyorsun. Açıkçası. Evet. Gerçekten. Evet, harika. Beğendim. Siyah evet, siyah olmasın. Ben de genel olarak beğendim. Evet. Küçük detaylar dışında. Koltuk takımının fiyatını merak ediyorum. Bu iki koltuk 23 güne almıştım. Evet. Peki yaşam ünitesi diyorlar galiba değil mi? Televizyon ünitesi. Evet. Onu da 7 bin liraya aldık. Çok uygun. 7 bin TL. Uygun. Güzel halın. Halımı da hatırlamıyorum. Halı. Halım. Halı kaldım. Halımı da 1000 liraya aldık. 1000 TL. Evet. Güzel. Dikkat ettiniz mi halıda siyahı görebiliyoruz. Biz de onun rengini evet. de görebiliyoruz. Evet. Çok uygun. Uyumlu mu sizce? Uyumlu bence. Avizenin fiyatını da öğrenelim. Avizem 460 liraydı. Güzel. Aa, çok uygun. Güzel. Evet, Bilgeciğim sen eklemek istediğin bir şey var mı? Bana halının, perdenin ve tabloların uyumu birazcık abes geldi. Karışık görünüyor. Hmm. Evet. Tek tek hepsi çok güzel. Evet, yani renk uyumu var gibi ama bir hepsi araya karmaşık. Karışık olmuş biraz. Evet. Ama bu tablolar mesela hava katmış. Evet, evet katmış. O dışarı çevirelim. Evet. Güzel olmuş evet. Çıtaları siz evet. mi yaptırdınız? Yok hayır çıtaları da biz yaptırmadık. Burası kiralık mı? Kiralık aslında. Anladım canım. Evet. Genel. Tabloları sevdiniz. Güzel. Ben de sevdim güzel evet. tablolar. Güzel. Bu üçünün fiyatını öğrenelim. Üçünü 1500 aldım. 1500. İçinde evet. böyle turuncu sarı gibi bir ton var. Mesela o tonlardan kırlent hiç evet. fena olmaz evet. gibi geldi evet, bana. Evet. Hem de bir onlara renk olur. Evet, renk evet. istiyor. Renk istiyor. Renkler güzel açmış. Oraya evet. baktığında başka bir duvar böyle. Sıcak, güzel bir duvar. Yani biraz sıcaklaştırmış o içindeki evet. ton. O ne de düşünebilirsin, yapabilirsin aslında. Evet, olabilir aslında. Evet. Evet, fon ve tüllerinin fiyatını da öğrenelim. Perdelerim 4,5. Hep 4500 salon. Evet, evet. Evet, bir tek lamba deri çok sevmediklerini evet. söyledi arkadaşların. Aynen, genel. Onun dışında güzel yorumlar aldı. Evet aslanım. Orta sehpalarında aynı desen almışsın sanırım değil mi? Evet, aynı. Güzel, desen. Aynen. Onları da beğendim. Yine şık duruyor salonunda. Orta sehpanı toplamda ne kadar aldın sehpalarda? Zigonlar evet. 400'dü, orta sehpam da 650'ydi. Ay çok uygun almışsın evet. gerçekten Şeyma'cığım. Evet, evet senden sonra hepsi uygun evet, geliyor değil mi? Evet, gerçekten. evet. evet hanımlar ben sizi buradan mutfağa göndermek istiyorum. Evet bir mutfağa bakalım. Gelinler bir de mutfağı yorumlasınlar buyurun. Gidelim bakalım.